Arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz beni? Hayırlı sabahlar hocam. Evet, duyabiliyoruz. Evet, ekranı görebiliyor musunuz? Evet hocam. Tamam, ekranda da sıkıntı yoksa o zaman. Arkadaşlar bakın şu K gazeli biraz büyüteyim değil mi? Evet hocam. Tam ekran yapma imkanınız var mı hocam? Hemen büyütüyorum. Şu an sıkıntı yok değil mi? Evet hocam. Evet. Tamamdır. Bu K gazelini bir okuyalım. K gazelini. Latife, Diyarbakır'dan katılıyorsun değil mi? Hocam ben şu an İstanbul'dayım. Öyle mi? İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet, tezimi ondan yürütüyorum. Maşallah, maşallah. Tamam. Biz yani lisansa dersinize girmiştim ben. Evet hocam, Farsça ve Mesnevi okumalarını almıştım sizlerden. Doğrudur şu an, evet. Bunu bir şey yapalım arkadaşlar. Hocam Şu biraz yakınlaştırabilir misiniz? biraz daha mı yakınlaştırayım? Tamam. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Şu an iyi. İyi değil mi? Heh, tamam. Öncelikle bunun bir veznini bulalım. Bunun vezni ne olabilir? Failatın bir failin olabilir. Acaba? Yani ilk tef ile
Hocam vezni dört tane müstefilin değil mi? Kesinlikle. Aynen. Dört müstefilündür. Aynen. Abı, hayatı, lahline. Aynen. Doğrudur. Şimdi bir şey yapalım. Bir okumaya çalışalım. Vezin bulmak zaten yani o metni %70-80 çözmek demektir. Yani okuma olarak çözmek demektir.
Şu an canlı dersteyim de bir sonra. Hocam merhaba. Merhaba. Ders başlamadı zannedersem daha. Yok yok, ders başlamış. Başladı Heh, ders başlamış. mı? Bak, Yok. metni paylaşmışım, o metni bir okuyalım. Tamam oldu hocam. Tamam. Baştan katılamadım. Onun için sordum. İşte Hı ses hı. olmayacak. Tamam.
Bakıyoruz değil mi arkadaşlar? Şu an bakıyor muyuz? Evet hocam. Ha, tamam. Evet hocam. Hocam merhaba. Merhaba. Okumaya başlayabilir miyim hocam? Tabii ki, tabii ki. 51B. Aynen. Evet. A bu hayat laline ser-i çeşme-i can teşnedir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hocam serden sonraki iyi fazla söyledi sanki arkadaş. Aynen. Bir daha oku, bir daha oku tam şey yapayım. A bu hayat laline ser çeşme-i can teşnedir. A bu hayatı laline. Ha, bak. Şey doğru okudu. Aynen. Radife şu an aynen. O okuma doğru okuma. Abı Hayatı. hani dört müstefilun dedik ya bak. Abı hayatı abı hayat. Tılaline ser çeşmeyi can teşnedir. Aynen öyledir. Evet. Sun cürayı cam diğer kelimeyi okuyamadım hocam. Cam-ı lebin. Cam-ı lebün.
Cam-ı Aynen. lebün kem ab-ı hayvan teşnedir. Kim? Kim? Ha. Kim Aynen. ab-ı hayvan teşnedir? Bak, abı hayatı laline, serçeşmeyi can teşnedir. Sun yurayı cam-ı lebün, kim abı hayvan teşnedir. Kurallı cümle haline getirirsek nasıldır bunu bir nesre, yani kurallı cümledeki nesir haline getirecek olursak okunuşu nasıl olur bunu? Ab hayvanı laline ser-i çeşme-i can teşnedir. Bak şimdi dikkat edin. Laline dediğimiz, yani bak, hayatı laline, ne dediniz? Ab hayatı laline Ha. ser-i çeşme-i can teşnedir. Bunun öznesi nedir? Bu bak teşnedir demiş, yüklem var. Burada cümle bitmiş. Bunun öznesi nedir? Yani bir şey var, yüklem var. Öznesi ne olabilir bunun? Seri çeşmeyi can. Değil mi? Seri değil. Evet. Ser çeşmeyi can. Evet, ser Ha. çeşmeyi can. O zaman o başa gelir, değil mi? Ser çeşmeyi can a bu hayatı laline teşnedir. Ha, aynen. Aynen. Ha. Suncür ayı cam lebin kim a bu hayvan teşnedir? Ab hayvan cürayı cam lebin sunu başa alıyoruz herhalde hocam. Baksun bir şeydir, değil mi? Bir ya eylemdir, bir fiildir, bir şeydir. O zaman o buradaki kim Türkçedeki ki anlamında kullanılmış. Vezin gereği kim demiş. Buradaki yani kim şahıstan bahsetmiyor. Yani vezin gereği kim demiş. Çünkü vezne uydurmak için ki'ler bazen kim diye yazılabiliyor. Yani bize orada kapalı hece lazım olduğu için, yani şair yazarken kapalı Evet hocam. hece lazımdı orada. Ki kim diye okumuş. O dolayısıyla anlam olarak ki'dir. O zaman kimi başa alırım. Yani ki diye devam edecek olursa kim Ama bak sun. dikkat edin orada bir yap bakalım, bir yap bakalım hele nasıl çıkacak. Kim o zaman sun olmuyor herhalde. Kim ya cürayı camı lebin sun ab hayvan teşnedir. Yani orada bakın sun var, hem sun var hem deşne var. İki tane şey var orada, eylem denilebilecek veya işte yüklem denilebilecek. Dolayısıyla bakın yüklem denilebilecek daha doğrusu. O zaman oradaki ki'dir. Yani böyle o her iki cümleyi birbirine böyle bir nevi bağlama ki'sidir. Öyle söyleyeyim. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Kim sun cürayı cam lebin ab hayvan teşnedir? Şöyle desek olabilir mi pekala? Cür'ay cam lebün sun Sun ki, ki. sun kim? Ab hayvan tecnedir. Evet hocam anladım. Değil mi? Şimdi bakın, ab hayatı lalüne. Ser çeşmeyi can tecnedir. Şöyle, ser çeşmeyi can. Ab hayatı lalüne. Tecnedir. Cür'ay cam lebün sun ki ab hayvan tecnedir. Bunun bilmediğimiz kelime si hangisidir bu beytin? Bilmediğimiz kelimesi. Cüra ne demekti hocam? Cür'a demek
Yudum. Yudum değil mi? Yani bakın abi hayatı lalune serçeşme can te ha şu cünayi cami lebün ha yudum demek yudum yudum Cam demek pınarından bir yudum istiyor herhalde hocam. ha aynen yudum demektir. Yani dudağının kadehinden bir yudum diyor. Yudum demektir. Hocam, abi hayat, hayat suyu değil mi? Tabii ki. Heh, tamam. Teşekkür ederim hocam. Yani burada o zaman şeye çevirecek olursak ne oluyor? Bakın abi hayat lalüne yani senin dudağının hayat veren suyuna tamam mı? Serçeşme-i can teşnedir. Serçeşme dediği yani o baş çeşmesi, o pınarı yani şeyin suyun çıktığı yer bile diyor susamıştır. Senin dudağının hayat veren suyuna o suyun çıktığı pınar bile susamıştır diyor. Yani can çeşmesi, o pınarı, kaynağı bile susamıştır. Dudağının kadehinden diyor bir yudum sun ki, tamam mı? O yani dudağı kadehe, bardağa benzetmiş. Ondan diyor bir yudum sun ki, ona diyor hayat suyu bile, tamam mı? Abi hayat suyu bile diyor susamıştır. Burada mesela tenasüp sanatı yapmış bak dikkat edin yani camlan yani kadehlen yudum tamam mı? Bardaklan yudum var. Telmih sanatı yapmış dikkat edin. Abi hayat yani o Hızır Aleyhisselam'ın o ölümsüzlük suyu ona bir telmihte bulunmuş. Yani dudağının o suyunun hayat vermesi demesiyle mübalağa yapmış. Dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla şey bu. Diğerine bakalım. İkinci beyte bakalım. Canı lalün eyler arzu. Lalün mü acaba? Yok, can Can lalün. lalün eyler arzu. Aynen. Yar içmek ister kanımı. Ya Rab ne vadidir bu kim? Canı teşne, canan teşnedir. Can Can, can can teşne teşne, teşne canan canan teşnedir. teşnedir. Evet bu ne şey yapsak nasıl olur? Nesre aktaracak olursak nasıl aktarırız bunu? Can lalin eyler arzu. Can lalin arzu eyler. Aynen. Yar kanımı içmek ister. Yar Kanımı içmek içmek ister. ister. Tamam. Ya Rab, bu kim ne vadidir? Can teşne, canan teşnedir. Yok bak kim yine o biraz önceki beyitteki görevi görüyor burada da. Ne vadidir ki? Ya Rab bu ne vadidir ki? Can Canan teşne, canan teşnedir. teşnedir. Evet. Can teşne, canan teşnedir. Burada bilmediğimiz kelime nedir? Bilmediğimiz kelime yok hocam. Yok değil mi? Çevirecek olursak o zaman ne oluyor? Can lalin arzu eyler. Yani can
Sevgilinin dudağını arzular. Sevgili ise benim kanımı istiyor. Ya Rabbi, yani bu ne vadidir ki bu vadide yani hem can hem canan her ikisi de susamıştır diyor. Teşnedir. Şimdi burada bak yine o dün yine mevzu bahis olmuştu. Şu Ya Rab dediği cümlenin hangi unsurudur? Cümle dışı unsur. Yine cümle dışı unsurdur değil mi? Aynen. Diğerine geçelim. Ab-ı Zülal vaslına muhtaç tenha dil değil. Pekala çıktı mı? Şu an dört tane müstefilun evet. Çıktı mı bu okumaya göre? Çıkmadı hocam. Ab-ı Zülal'i vaslına. Ab-ı Zülal'i vaslına. Değil mi? Hı. Muhtaç tenha dil değil. Dil değil. Haki hak üzere kılmış. Hak üzere kalmış. Hak üzere kalmış. Haşkı hışk lebideryayı umman teşnedir. Bak. Huşk lebi. Bir dakika hemen şeyi çıkaralım. Hak üzere kalmış huşk. Lebideryayı umman. Huşk leb deryayı umman teşnedir. Evet şey çıkıyor. Huşk hak üzere kalmış. Hocam hak üzere kalmış. Kılmış. Nasıl? Kılmış. Kalmış değil de kılmış. Bence sanki kalmış daha mantıklı oluyor. Peki hocam. Kalmış daha mantıklı oluyor. Evet. Hak üzere kalmış huşkler deryayı umman teşnedir. Peki yani bunu kuralı cümle haline getirecek olursak ne oluyor? Ab-ı Zülal vaslına, Ab-ı Zülal vaslına. Aynen. Muhtaç tenha dil değil. Tenha. Aynen. Muhtaç dil tenha değil. Öyle söylesek. Muhtaç dil tenha değil. Aynen. Tenha dil muhtaç değil olmaz mı hocam? Bir dakika. Muhtaç dil. Bence sadece şöyle. Yani Ab-ı Zülal-i vaslına tenha dil muhtaç değil. Bir dakika. Dil. Ab-ı Zülal-i vaslına sadece gönül muhtaç değil. Tenha muhtaç değil. Tenha değil muhtaç değil. Ab-ı Zülal-i vaslına. Evet. Dili başla alsak. Evet. Tenha muhtaç değil olur o zaman. Ab-ı Zülal-i dil Ab-ı Zülal-i vaslına tenha muhtaç değil. Öyle olur. Yani gönül senin kavuşmanın parlak suyuna sadece muhtaç değil. Evet. Hışk. Kuşktur. Kuşk. Kuşk.
Kuş hak üzere kılmış. Almış. Kalmış. Deryayı umman. Hocam, Efendim. ben şimdi Derya-i Umman derken Büyük Deniz Okyanus olarak mı? Aynen. Yok. Okyanus Bakın, olarak da hak üzere kalmış huşkler, öyle söyleyeyim. Aynen kuşkuların öyle olur. evet. Hak üzere kalmış huşkler Deryayı Umman peşinedir. Öyle olur. Çünkü Burada yani bir ona diyor, evet. ona yani şeye, sevgiliye hitaben söylüyor. Toprak üzerinde diyor, yani dudağı kuru kalmış. Tamam mı? Kuşk dediği kurumak. Leb dediği dudak. Yani dudağı kurumuş. Derya, yani o büyük derya, deniz bile diyor susamıştır. Evet. Yine dördüncü beyte geçelim. Bezmi gamında canı Aynen. din yandı. Tamam. Yandı, yakıldı. Tamam. Sakiya. Sakin ya. Depret. Depret. Depret elin. Aynen. Elin sür aynı Tür aynı mı acaba? sever Yok. Sürdürle. Sürdür. sür Bak, aynı depret ay elin. sür Sür depret ayağı. elin sür Ayağı kadehi Aynen, ayak demek. ayağı kadehi diyor. Bak, Radife doğru diyor. Ayağı mecliste yaran teşnedir. Mecliste yaran teşnedir. Ne burada şey yapacak olursak, kuralı cümle haline getirirsek ne olur? Sakiya, canu dil bezmi gamında yandı, yakıldı. Aha. Sakya dediğin nedir? Ey saki. Ey saki, o otomatikman ne oluyor? Cümle dışı Cümle unsur dışı oluyor, değil unsur. mi? Heh. Evet hocam. O zaman bezmi gamında canu dil yandı, yakıldı sakya diyor. Bu kuralı hale getirirsek ne olur? Sakiya, canu dil, bezmi gamında yandı, yakıldı. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Evet. Depret demiştik değil mi hocam bunu? Aha. Ayağı depret elin sür. Bak, eli depret değil mi? Ayağı sür. Bunlar hepsi ayrı ayrı cümleler ha, arkadaşlar bak. Eli depret, ayağı sür, yaran Mecliste yaran mecliste teşnedir. teşnedir. Ya bak, bak, üç tane cümle var bu ikinci mısrada. Eli depret, ayağı sür, yaran yani dostlar mecliste teşnedir. Kurallı cümle haline anlamlandırırsak ne gibi bir anlam çıkar? Ey saki, Aynen. canu dil, canım ve gönlüm gam meclisinde yandı, yakıldı. Aynen. Bezmi gamında canu dil. Yani aynen can ve gönül gam meclisinde yandı ve yakıldı. Aynen. Depret elin. Elini depret diyor. Titret ki. Titret. Kadehi sür.
Tamam, o kadeh bardağını da sür, ortaya koy. Yani ver, öne sür. Sevdiğim Meclisteki, mecliste. aynen meclisteki diyor, dostlar bile, dostlar, arkadaşlar bile, yani bu yapılacağı, yani işte kadehin sürülmesidir, şeyin elin titretilmesidir. Bunlar diyor Susuzluğa. susamıştır. Susamıştır. Sonraki şeye geçelim. Cana Zülal vaslı ki, vusul ki Yok. inan. Cana Zülali vaslını. Cana Zülali vaslını Aha. ayar ayar Evet. Umar. Ağyar Umar. Ayar, Umar, Uşakula, Umar. Aynen. Abı. Evet. Abı Sehab. Sehabı rahmete. Abu sehab-ı rahmete kafir Müslüman teşnedir. Aynen öyledir. Cana, bu artık vaktimiz biraz daraldı. Bunu böyle kısa geçmek zorundayız. Çünkü şey doldu mu hemen bitirmek mecburiyetindeyiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Cana Zülali vaslını ağyar umar uşak umaz. Abı sahabı rahmete kafir Müslüman teşnedir. Cana, yani ey sevgili diyor. Zülali vaslını, yani sana kavuşmanın o parlaklığını, o tadını diyor. Uşak umar, aşıklar umar, ahyar umar, yani yabancılar da umar, bekler. Abı sahabı rahmete, yani merhamet bulutunun suyuna diyor. Hem kafirler hem Müslümanlar diyor susamıştır. Tamam mı? Diğerine geçelim. Dersi bitirmek zorundayız. Giryan o Leyli veş ne Evet. ola sahraya salsa baki Evet, baki. Mecnun'un abı çeşmine haki Bayaban beyaban teşnedir. teşnedir. Haki bayaban teşnedir. Evet, giryan o Leyli veş Baki'yi sahraya salsa, yani nola sahraya salsa, giryan o Leyli veş nola sahraya salsa Baki'yi, Mecnun'un abi çeşmine haki beyaban teşnedir diyor. Yani burada da yine, yani o Leyla gibi güzel olan, yani o giryan diyor, yani ağlamaklı böyle bir feryat figan da bunu söylüyor. O Leyla gibi güzel olan Baki diyor, ağlayarak körlere salsak diyor, buna şaşırılır mı? Yani bu şaşılacak bir şey değil. Mecnun'un abi teçmine, yani Mecnun'un göz yaşlarına haki beyaban teçnedir. O çölün toprağı bile susamıştır diyor. Arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki, zaten dersimiz bir 15 dakika sonra başlıyor. Görüşürüz inşallah.